Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi hayır Reyna, hayır. Hayır, Reyna zinciri çıkarmaya çalışıyor şerefsiz. Dolaştırmaya getirdim arkadaşlar Reyna'yı. Çünkü çok darlandı. Pars'a saldırdı. Pars'ın ayağını yaraladı arkadaşlar. İlaç sıktım ona. Çok fazla bir şey yok ama yine diş attı, kan çıktı yani. Kan çıktı, kanı durdu da şimdi. İlaç sıktım bakın şu an. Şşt, hayır gel buraya. Hadi hadi gel buraya. Hadi Pars. Yani gel gel kızım. Dedim Reyna'yı dolaştırayım. Gel gelin bakayım hadi. Gel. Hadi. Şu an belime bağladım arkadaşlar tasmayla. Zincire bağladım. Bu zincir iyi oluyor şimdi. Bir de Emrah kardeşim Troy tasma şey yolladı bize, gezdirme halatı. Bir de ona bağladım. Onunla da belime bağladım. Uzattım yani. Şimdi iyi oldu. Yani Pars normalde Reyna'nın yanında. Reyna'nın nöbetini bekliyor ama hep şey için bekliyor yani. Bir gün belki Reyna yüzüme güler diye. İşte bugün bir boşluk buldu. Yapıştı ayağına. O ara Reyna da onu yapıştırdı. Tam ben kapıyı kapatmıştım. Allah'tan yakındım. Hemen girdim. Zaten o ara yine video çekiliyordu. Video içinde oldu yani. Ama biz yaralandığını anlamadık. Meğer ayak içinden kapmış onu. Bir de ön ayağından yani. İşin aksi yani videoda hala da şey yapıyor. O da şey veriyor Reyna'ya. O da güya erkeklik yapıyor. Pars gel Pars. Hadi Pars gel. Gel yeter gel gitmiyoruz gel. Gel seni gidiş şerefsiz. Ve onu özellikle bırakacaktım gelmesin diye. Gene geliyor ama fazla şey yapmıyor böyle. Biraz o da agresifti. Bana da dalmaya çalıştı daha sonra. Pars'ıyız. Ağır yaralı arkadaşlar yani. Pars'ıyız. Hatasını anladı mı bilmiyorum ama bir daha Reyna öyle bir şey yapmaz inşallah. Şu an herkes Reyna'dan çekiniyor arkadaşlar. Bütün hepsine işte Pablo, Narcos herkese bir yanaştırıyorum. Hepsine korku salıyor. Ama bir Bella korkmuyor Reyna'dan. Gerçi korkacak. Nasıl korkacak? İşte Reyna ciddiye alıp bir diş atarsa o zaman korkacak eminim de. Reyna onu ciddiye almıyor şu anda. Reyna hadi gel. Tasmada takmadım arkadaşlar. Zincir yani tasmayı çıkartıyor kafadan ya. En dibe sıkıyorum. Nasıl bir şeyse çıkartıyor yani. Bu zinciri de çıkartır da zinciri çektiği zaman ben de ona doğru gidiyorum çıkarmasın diye. Şu an bir yere bağlayayım onu çıkartır yani. İçinde ezan okunuyor arkadaşlar. Şimdi baronu da çıkaracağım. Gel oğlum gel oğlum. Baronu da çıkaracağım dolaştırmaya. Ya bu kızan işi biraz zor bir iş ya arkadaşlar. Gerçekten köpekleri idare etmek. Bir de ben öylesine şeye bırakamıyorum yani. Diğer köpeğin yani bunun eşi şimdi baron. Onun morali bozuk. Onu öyle görüyorum bir değişik hallerde. Gerçekten köpekler nasıl bir şey ya. Böyle bir görseniz var ya. Şimdi siz videodan kısa bir bölüm izliyorsunuz. Ben sabahtan akşama kadar baron gözümün önünde ya. Eski şeyi yok yani. Neşesi yok bu Reyna'nın yüzünden. Baron'a yani bir tane dişi bulacağım şimdi. Yani şey için. Çiftleşmesi için. Yani çünkü
Gel buraya gel. Çünkü Reyna ile herhalde bir önümüzdeki kızana kadar çiftleşemeyecek. Neyse biz gel buraya Pars. Nereye gidiyorsun Pars? Orada da bir Pars. Hadi Pars. Hadi. Hadi Pars. Orada bir şey var ya. Orada bir köpek bir şey vardı herhalde ya. Pars yürü hızlı hızlı git. Hızlı hızlı. Hadi gel. Hadi. Hadi ol. Bu tarafa gitmeyelim. Oradan köpek sesi geliyordu şimdi. Bu Reyna da yani şimdi böyle bağlı ama arkadaşlar kendini çıkartabilir yani öyle şey olduğu zaman. Bak ha. Havlıyor köpek. Gel. Paris. Paris. Hayır. Hayır Paris. Gel. Gel kız. Reyna şu anda arkadaşlar sanmıyorum. Çay kesenler var. Çaylıklar falan dolu. Reyna böyle bir şey yapmaz ama şimdi insanlar bu atlayarak koşuyor moşuyor ya korkabilir. O yüzden bu şekilde bağlı dolaştırıyorum. Bir hava alsın, iki ot yesin. Normalde bu dolaşma yani köpeğe bir şey yapmıyor yani. Bunun koşması lazım. Hava aldırmak amaçlı yani. Çünkü ağıra koyuyorum mecburen. Akşamları işte bazen çıkartıyorum bu. Ama hiç baronun falan yanına koymuyorum. Temas ettirmeden tekrar yerine koyuyorum. Köpek çünkü temas ederse yani direkt diş atıyor. Diğer köpeklere de aynı şekilde. Belki de yaralanıyordurlar arkadaşlar. O kavgalar çünkü öyle bayağı bir sesli mesli kavgalar. Yani öyle bir ses çıkıyor ki 8 cinayetli kavga gibi ama bakıyorsunuz kan yok. Belki vardır da bu deri, tüyden müyden biz anlamıyoruz. Ama görünürde kanman çıkmıyor çok şükür. Hadi gel kızım hadi. Herhalde bir 4-5 günü daha kaldı bu kızan tamamen. 10 gün mü sürüyor? Şu an 5-6. Gün herhalde. Aynen. Zaten bir şey yapacağım, bir getireceğim onları, bir dağa çıkaracağım onları baronla beraber. Kızan bitsin. Yabanın olduğu meşelere bir sokacağım onları arkadaşlar. Bir baronla beraber. Bir turlasınlar. Daha sonra acı olan bölgeye de gideceğiz. Yani doğanın kanunu neyse biz onu takip edeceğiz arkadaşlar. Doğanın kanunu neyse biz gideceğiz. Ayı mı çıktı, domuz mu ne çıkarsa çıksın yapacak bir şey yok. Yani bu bizim ve köpeklerimizin yaşayacağı tecrübeleri hep beraber göreceğiz. Yani bizim de karşımıza farklı yaratıklar çıkabilir yani. Mesela çıktık dağdayız bir yerde. O bayağı bir ıssız yerlere gideceğiz. Oldu ki PKK çıktı yani. Şimdi diyecekler ki yani niye böyle yorumlar yapanlar da olacaktır. Niye gidiyorsun ayının yani ne zorun var diyecek olanlar var ama arkadaşlar yani bu köpeklerin böyle ıssız dağlarda yürümesi lazım, koşması lazım, alan yapmaları lazım. Şimdi ayı çıktı ne yap? Ayı çıkacak diye gitmeyelim yani. Ya burada görüyorsunuz burada bu köpek arkadaşlar burada bu köpekler ne yaptı biliyor musunuz? Yani videoda videosu var yani. Buradan ta bizim evin oradan kaç yani belki de bir saat yani şu karşıdaki köye yarım saatten fazla yürüme şeyidir. Yani ben 15 dakikaya şeye geldim işte aşağı geldim düşünün. Bakın şu karşıda karşıda bir evler gözüküyor ya bu. Buradan gözükmüyor gerçekten. Oraya gittiler. Orada adamlar ağaca çıktı. Yani insanlara saldırmak için gitmediler. Orada köpek vardı. Adamlar korktu. Bizi aradılar. Ben evden çıktım. Onları bağırarak hatta köpeği çağırdım. Geldiler. Yani nereden nereye hükmediyorlar. Yani oradaki köpeğe gidiyorlar. Düşünün. Orada köpek var. Buradan oraya ne işin var senin? Şimdi dağda da yürürken
orada da bir şey yaban maban bir hayvan domuz kurt bir şey görürse giderler yani. E şimdi öyle bir şey de olursa hep beraber de göreceğiz yani bakacağız. Biz çünkü şeye gitmiştik bu Çayeli'den yukarı gitmiştik orada. Mesela kurt var arkadaşlar. Dur. Bayağı bir zaten 3000 rakımlı yer. Dur. Dur. Ne gittiğimiz zaman göreceğiz öyle şeyler olursa. Yani biz şimdi burada bu köpeklerin yürüyüş alanı tamam mı? Dur. Dur oğlum dur. Köpeklerin yürüyüş alanı kısıtlı. Hani burada yürüse çıksa yani bakın gidecek diyelim oraya yani buralar orman dağ ama yine de insan olan yerler oluyor. Rahat olamıyorsunuz. Rahat olabileceğimiz yerlere getireceğim bunları. Zaten videolar çekeceğiz orada. Biz de yanlarında olacağız. O zaman işte arkadaşlar göreceğiz köpekler nasıl görevini yapıyor tamam mı? Reyna ne yapıyor? İşte Baron ne yapıyor? Elimizden geldiği kadar dur. Kalın bakın. Elimizden geldiği kadar çekmeye çalışacağız yani köpeklerimizi. İşte domuz kurt görürseler gidiyor mular, geliyor mular, oturuyor mular, çay mı içiyorlar? Ne yapıyorsalar çekeceğiz arkadaşlar yani. İsterse çay içsin, gitmesin, isterse gitsin. Hepsini göstereceğiz. Biz tamamen gerçek neyse mevzu neyse onu gösteriyoruz videolarda tamam mı arkadaşlar? İnanın yani bu yüzden çok linç oluyoruz belki eleştiriliyoruz tamam mı? Ama her şeyin güzelini iyisini çekmek herkesin yapabileceği bir şey bence. Ben iyisini de çekiyorum kötüsünü de tamam mı? Ama dur biri bağırıyor. Buradan biri bağırdı ama neyse bize bağırmadı belki. Şimdi şu aşağıda çay kesiyorlar arkadaşlar. Oradan gideceğim ama. Şimdi geçen video paylaştım arkadaşlar. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Yani bu insanlar ya espri yapıyoruz. İnsanlar onu bile anlamıyor. Dedim ki mesela Baron yemeği beğenmedi. Fatih ısırdı. Yani bunu da biz bazı komik videolarım var ya. Komik olan videoların yorumlarını çoğunu okuyorum. Çok komik yorum yapan arkadaşlar var. Hepsine teşekkür ederim. Yani videoda zaten gülüyoruz. Bir de yorumlarda gülüyorum. Yani gülün ya. Gülmek iyidir yani. Şimdi videoda izliyorum arkadaşlar. Şeyde yorumlara bakıyorum tamam mı? Ya dedim ki Fatih yemeği beğenmemiş. Baron'u ısırdı falan. Öyle bir başlık attım herhalde. Ya adam ne yazmış biliyor musun? Bir tane değil ha. Belki de o videoda var 1200 falan yorum vardı herhalde. En az 150-200 kişi böyle yazmış ya. Yani bir de gülücük koyuyorum sonuna. Videoda da diyorum yani bu mevzuyu videonun içinde de dile getiriyorum. Yani şaka yaptığımızı, espri yaptığımızı yani yemeğe beğenmedi ısır öyle şey mi olur yani? Yok o bahanenin arkasına sığınma. Yok öyle şey mi olur? İşte sen alıştırırsan kemiğe öyle olur tabii falan. İşte ete alıştırırsan öyle olur. Ya ne cevaplar yazmışlar, ne yorumlar yazmışlar arkadaşlar ya. Ben şaşırıyorum ya. Biz orada espri yaptık. Onu ciddiye alıp bizi yine eleştirenler. Yani insanlar eleştirmek için tabii bir şey buluyorlar. Ben de yavaş yavaş alışıyorum yani eleştirilere. Bazen çünkü sevdiğimiz insanlar da eleştiri yapabiliyor. Tabii ki yapsınlar yani sorun yok. Yani o eleştiri orada kalır yani yapar. Ben de kızarım olabilir. Olsun yani bu hayatın kanunu gibi bir şey oldu artık. Değiştiremiyoruz. Ama mesela işte o şey gideceğimiz daha çıkacağımız videolarda daha çok eleştiri olabilecek. Belki daha farklı şeyler de olur. Bilmiyorum yani bakacağız. Belki bir şey de olmaz. Ama şimdi ayının olduğu bölgeye girersiniz tamam mı? İşte orada Allah korusun farklı şeyler olabilir yani. Köpek yaralanabilir. İşte
İşte niye getirdin? İşte yaralandı falan. Yapacak bir şey yok yani. Doğanın kanunu neyse, yaralanacaksa yaralanacak ama bilerek yapılan bir şey yok. Biz köpeklerimizi özgürce dolaşması için getireceğiz. Yani bir alan yapsınlar. Bizim koyun sürümüz yok, bir şeyimiz yok. Köpekleri yani bir şeyi köpeğe teslim edip de böyle sürüyü falan bakmıyoruz köpeklerin alan korumasına. Orada kendimizi onlara teslim edeceğiz. Bizi koruyacaklar. Ama bizde bir şey olduğu zaman tabii ki köpeklerimizin her zaman yanındayız. Onların tabii ki yaralanmasını istemeyiz ama başka hayvanların da yaralanmasını istemeyiz. Zaten bu köpekler sürülerde kurtları öldürmek için değil arkadaşlar. Veya ayıları işte kovalamak, boğuşmak için değil yani. Köpeklerin amacını yani bilenler biliyor zaten. Yani köpekler kurtlara, ayılara yani şey vermek. Yani sonuçta buraya yaklaşma. Burası bizim. Bunu demek için bu köpekler var. Yani çünkü köpeklerin ayılarla veya şimdi bir ayıyla bir köpek karşılaşsa ayı onu öldürür yani. Hani o ayı boğan falan diyorlar ya, o hikaye, o ayıyı boğamaz yani. Ama ayı yani bir iki köpek saldırır, yaralı olur, bilmem ne olur. Onu bilemeyeceğim ama kolay kolay büyük ayıları yani köpekler bir şey yapacağını zannetmiyorum yani. Bazen diyorlar ama ben yani görmedim. Dur. Ben öyle bir şey görmedim. Yani görenler varsa da bir şey diyemem yani. Kurt mesela, kurt boğan kangallar olabilir arkadaşlar. Kangal kurdu boğabilir yani, bu var zaten. Ama her köpek de boğamaz zaten. Kurdu boğan köpek de zaten kurda gidiyor işte falan filan, kurt yakalıyor mu nasıl oluyor o mevzulara çok bilmiyorum ama kurt sürüye geldiği zaman genelde bu durup dururken hangi köpek dağda gezen kurdu yakalayıp boğacak? Ya sürüsüne yaklaşıyor, işte mekanına yaklaşıyor, koku burası o çizmiş olduğu alana giriyor falan, ancak öyle oluyor bu mevzular. Yani bu köpekler de onlara sonuçta bir şey veriyor, tedirginlik veriyor ki gelmesinler diye. Ne kurt gelsin, ne sen öl, ne ben yaralanayım falan. Bu iş böyle yürüyecek. Yani köpekler olsun ki kurtları silahla vurmasınlar. Yani köpeklerin mantığı bu yani, sürüye koyulan köpeklerin. Eğer adam köpek almıyor sürüsüne, gelen kurdu o zaman ateş edip öldürecek yani. Ama o öldürene kadar zaten koyunu da gidecek. Hem kurdu öldürme, al koy iki tane köpek. Köpeklerin en azından kurtlara tedirginlik versin ama Pars, akıllanmadım Pars. Yani ben bir iki hafta falan oldu arkadaşlar, işte bir tane adamın 60 tane koyun kurt girmiş. Ayı girmiş, bir tane adam ağlıyor. Tamam kardeşim ağlıyorsun, amca ağlıyorsun ama yani ayı girmiş koyunlarını telef etmiş. Tamam mı? 60 koyunla 8 tane yaralı varmış yani, diğerleri ölmüş ya. Hiç şey olmadı yani, spiker de sormadı köpeğiniz yok muydu falan, ya da demediler köpek de buradaydı falan, yani köpek mevzusu hiç olmadı bile. Demek ki o adamın köpeği orada yoktu yani. Alsaydın oraya iki tane kangal veya farklı bir çoban köpeği alsaydın, en azından seni uyarırdılar, bir şey olurdu, havaya ateş ederdin, koyunlarına bir şey olmazdı yani. Bunu yapmadılar. İki tane köpeğe bakmıyorlar, tamam mı? İki tane köpeğe bakmıyor. Bir tane köpeğe bakmıyor ama niye köpek? Köpek de senin malını koruyacaktı işte. Sen koyunu para olarak görüyorsun ama köpek de senin o malını, paranı koruyor işte. Köpeği köpek olarak görme, senin iş arkadaşın o ya. Ben yani var ya, ben bu sürü işini, tamam mı, aslında çok seviyorum yani, çobanlık güzel bir şey ama bizim için burada uygun olmuyor işte. Burada milletin tarlası oluyor, bilmem neyi oluyor. Burada sürüyü getireceksin sağa sola, bilmem ne. Zor iş yani, burada olmaz ama ben seviyorum. Keşke öyle yani köpeklerim olsa, kurt gelse yaklaşmasa falan veya ahıra saldırsa, öyle şeyleri tabii hep belgesellerde falan izliyoruz ama benim hoşuma gidiyor. Yine bir mevzu. Pars, bak rahat dur Pars. Yeni yaralandın, gene peşindesin ya. Hiç pes etmiyor ya. Neyse arkadaşlar, gene bir yerden bir yere geçtik.
Ama köpekleri çıkaracağız yani dağlara. Bakalım çıkabildiğimiz kadar ıssız yerlere gideceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi şu çay muhabbeti var bitsin. Cüneyt'le beraber. Cüneyt'i de alacağım. Zincir, şu an zincirin tam üstünü kaşıyor. Beraber gideceğiz. Baron'la Reyna'yı alacağız yanımıza. Ama şu an tabii çay var. Cüneyt'lerin de işi var. Çay mayla uğraşıyorlar. Belki dağda kalırız arkadaşlar. Yani ıssız gittiğimiz yerde kalırız. Arabayı dolduracağım. Erzağımızı falan alacağız arkadaşlar. Yakıtı dolduracağız, çıkacağız. Her türlü cephanemizi koyacağız yani. Değil mi? Size de güzel orada bir mangal falan. Oo, ne kızım. Takılacağız orada ya. He? Öyle ırmaklardan su içersiniz. He? Aferin benim kızıma. Kurt kız. İşte dediğim gibi orada görürsek böyle bir yaban hayvan mayvan videoya çekeceğiz yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben şimdi gideceğim, bunu eve bırakacağım. Ondan sonra baronu çıkaracağım arkadaşlar. Baronu çıkarıp onu da bir dolaştırayım. Akşam salıyorum ama arkadaşlar gündüz de böyle bir gündüz gözüyle de bir dolaşsınlar yani. Ama bağlı dolaştırıyoruz işte. Şimdi her tarafta çalışanlar olduğu için bağlı bir şekilde gündüz turunu yapıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.